Merhaba arkadaşlar, Ahmet Baba'nın lezzet bahçesine hoş geldiniz. Bugün şehriye çorbası yapacağız. Özellikle hasta olduğumuz zamanlarda iyi bir kurtarıcıdır, vitamin deposudur. Ben bugün tavuk suyu da kullanacağım çorbamda. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Çorbamız için 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı arpa şehriye, siz tel şehriye de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı nanemiz var. 1 tatlı kaşığı silme tuzumuz var. 1 çay kaşığı pul biberimiz var. 1 tutam maydanozumuz var. Benim yazdan hazırladığım kışlık domatesim var. Siz dilerseniz 2 yemek kaşığı salça da kullanabilirsiniz. Ya da eğer mevsimindeyseniz mevsimlik domateslerden de kullanabilirsiniz. 5 su bardağı suyumuz var. Sıcak suyumuz. 1 su bardağı da tavuk suyumuz var. Maydanozlarımızı önce ince ince kıyalım arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet, tenceremizin altını yakıyoruz. Yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz arkadaşlar. Domates sosumuzu ekliyoruz. Sosumuz kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Kuru nanemiz var. Pul biberimiz var ve tuzumuz vardı. Onları ekliyorum içine güzelce. Tavuk suyumuzu ekliyorum. Ve sıcak suyumuzu ekliyorum. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra bir blenderdan geçireceğiz. Daha sonra şehriyemizi ve pişmeye yakında maydanozumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi bir altını söndürüyoruz. Biz kışlık domates kullanmıştık. Onun için bir blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Yeterli bence. Şimdi ocağımızın altını tekrar yakıyoruz hemen soğutmadan. Çorbamız tekrar kaynamaya başladı. Şimdi bu aşamada arpa şehriyelerimizi ekliyoruz ya da tel şehriye tercihinize göre ve altını kısıyoruz arkadaşlar. Yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık yemeğimiz pişmeye başladı. 25 dakika oldu. Artık pişmek üzere. Şimdi bunun son aşamada maydanozlarımızı ekliyoruz. Evet. 3-5 dakika daha bu şekilde bir kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra ocağımızın altını kapatıp servise geçeceğiz inşallah.
Evet arkadaşlar, çorbamız pişti. Bir tutam da sevgimizi ilave ediyoruz ve altını kapatıp servise geçiyoruz inşallah. Yanında şöyle limonla servis edebilirsiniz arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmanızı ve videolarımı beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.